Senaryo yazarını belirlerken şunumuz aslında zorlandı. Çünkü 3'e 3 eşit oylar vardı. Biz de dedik ki 2 kişiye ödül verelim. Dolayısıyla diğer yılın ekonomi yazarı Sayın Talha Apak. Kendisi yeminli mali müşavir ve bağımsız denetçidir. 2005-2006 öğretim yılında Galatasaray Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. Yönetim ve dış ticaret dersleri vermiştir. Ulusal basında muhasebe, dış ticaret, denetim ve vergi konusunda çeşitli makaleleri yayınlanmıştır. Çok fazlasıyla makalelerini görmüşsünüzdür. Sayın Talha Apak'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Kamu Gözetim Kurumu Başkanı, çok değerli hocalarım, sevgili meslektaşlarım. Tuba Defil bu organizasyonunu ve mesleğe olan katkıları dolayısıyla tekrar huzurlarınızda tebrik ediyorum. Çalışmalarının ve başarılarının devamını diliyorum. Bizler çoğunlukla meslek mensubuyuz. Meslek mensubundan kastımız da serbest muhasebeci mali müşavirler, yemeli mali müşavirler ve bağımsız denetçiler. Bizler kamu görevlisi değiliz, ancak kamu hizmeti veriyoruz. Haklı olarak vermiş olduğumuz bu hizmetin karşılığında da kamudan bize bir kamu görevlisi gibi yaklaşımının ötesinde mesleğimizin ve vermiş olduğumuz hizmet dolayısıyla kamuya olan katkılarımızın da bilinmesini ve bunun karşılığında da gerekli desteği bekliyoruz. Özellikle Maliye Bakanlığı'ndan da Kamu Gözetim Kurumu'nda olduğu gibi nasıl ki Kamu Gözetim Kurumu bağımsız denetçilere gereken önemi veriyor ve devamlı kendileriyle iletişim halinde sorunlarına yardımcı olmaya ve sorunlarını çözmeye çalışıyor, aynı yaklaşımı Maliye Bakanlığı'ndan da bekliyoruz. Ben bu gündemin önemine binaen bir yazarlıkla ilgili anımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Yıl 1985-86 yılları, üniversiteyi yeni bitirmişiz. İstanbul Ticari İlimler Akademisi olarak girdiğimiz okulumuzda Marmara Üniversitesi olarak mezun olduk. Akabinde muhasebe mesleğini icra ederken, o zamanlar meslek yasası henüz yok, Mali Müşavir ve Muhasebeciler Dernekleri çalışmalar yapıyorlardı. Bir anda kendimi onların içinde buldum ve bir dergi çıkarmaya karar verdiler. O zamanlar Merter'de Süryay Yayın Evi'nin bir matbaası vardı. Bize kapılarını açmıştı. Orada Muhasebe Dünyası isimli bir dergi çıkarıyoruz. Ancak bu derginin içini doldurmak için de yazar lazım, katkı lazımdı. Bir komisyon kuruldu ve bu komisyonda ben de vardım. Bize verilen görev ise üniversiteleri dolaşın, hocalarla görüşün, bizlere yazı versin, katkı sunsunlar diye. İlk önce kendi fakültemi ziyaret ettiğimde rahmetli Fikret hocamla görüşme imkanı buldum. Hocam dedim, sizinle başlamak istiyorum. Bu konuda beni daha başka hangi hocalara yönlendirebilirsiniz diye. Kendisi de bana dedi ki, hiç hocaların peşinde dolaşmayın, yormayın kendinizi. Bu mesleği sizler pratik olarak piyasada yapıyorsanız, sana önerim, bu derginizdeki yazar kadrosunu kendi meslektaşlarınız içinde önce arayın. Eğer amacınıza ulaşamazsanız o zaman tekrar bana gel demişti. Ve beni uğurlarken de ilk yazıyı da senden bekliyorum demişti. Ben de bunun etkisiyle gidip kendime bir konu buldum. Muhasebe mesleğinin geleceği gibi bir başlık atarak 200 sayfalık bir yazı hazırladım.
Ve ilk olarak da Fikret Hoca'ya götürüp bunu göstermek istedim. O zamanlar Mecidiyeköy'de Ortaklar Caddesi'nde evi var. Çekinerek evinin yanına yaklaştığımda kapının zilini çalmakta bile önce imtina ettim. Acaba doğru mu yapıyorum? Bir akşam saatiydi. Sonra karar verdim, zile bastım ve kapıyı bana ilk açtığında çok duygulanmıştı. Sen buralara kadar geldiğine göre bayağı yol kat etmişsin dedi. Hocam müsaadenizle sizinle biraz görüşmek, konuşmak istiyorum. Tabii buyurun dedi. Uzatmayayım, çıkardım A4 kağıdına yazmış olduğum o zamanlar PV diye basit bilgisayar programları vardı, daktilo gibi. O şekilde yazmıştım. Otur dedi, aldı bir kırmızı kurşun kalem ve benim makalemi, iki sayfalık makalemin çizilmeyen, karalanmayan, işaretlenmeyen kısmı kalmadı. Ben bunu görünce tamam dedim, buraya kadarmış demek ki dedim. Neyse beni uğurlarken dedi ki bunun üzerinde çalışacaksın, bir daha geleceksin. Peki hocam dedim, ama çıkarken dedim ki bir daha gelmek mümkün mü artık? Bu kadar yazısı karalanmış, çizilmiş, reddedilmiş bir makaleyi ben nasıl çalışıp geri götürebilirim? Birkaç hafta uzak durdum. Bir şekliyle birisiyle bana ulaşmıştı. O zamanlar cep telefonları yok. Hoca seni bekliyor, muhakkak gitmelisin dedi. Tamam dedim. Tekrar biraz üzerinden çalışarak gittim. Bu kez daha az kırmızı kalem kullandı. Daha az karaladı. Orada bana biraz moral geldi. Bak görüyorsun dedi, ilerleme var dedi. Bunun üzerine bu etkiyle bu branşımı, bu ilgimi yıllarca sürdürerek 40 küsür yıldır özellikle muhasebe mesleği, vergi ve benzeri konularda yazı yazmaya çalışıyorum. Aynı zamanda mesleğimizi de icra ediyoruz. Ancak şunu gördüm ki meslek camiası çeşitli ortamlarda çok şeyler söyledi, çok şeyler yazdı. Bizler çok şeyler söyleyip yazdık. Ancak çok etkili olamadık. Fakat medyada bunun etkisini gördüm. Dolayısıyla medya ile ilişkilerimi daha fazla geliştirmek istedim. Nedim Üstad da bu konuda bizler için duayendir. Kendisini de takip ederek ve yazdığı yazılarda özellikle vergi konusundaki eleştirileri, meslekle alakalı yazdığı yazıların da gerçekten etkili olduğunu, ilgili kamu kurumları nezdinde de itibar gördüğünü gördükten sonra o alana ağırlık vermeye çalıştım. Ve geldiğimiz noktada görüyorum ki medyada meslekle alakalı yazdığınız bazı yazıların, tenkitlerin kamuda da kabul gördüğünü, çünkü size gelen tepkilerden bunu görüyorsunuz. İlgili kurum yetkilileri dönüp sizi arayıp yazıyla ilgili hem paylaşımlarda hem eleştirilerde veya haklısınız, sizler yazacaksınız ki bizler de eksiklerimizi tamamlayalım diye son derece faydasını da görüyoruz. Dolayısıyla mesleğimizle alakalı herkesin elinden geleni yapmalı. Amacımız nedir? Ülkemizde olmayan vergi adaletinin sağlanıncaya kadar meslek mensuplarının da bu mücadelelerde sürdürmeleri, çünkü verginin bir tarafında bizler varız. Diğer tarafta ise mükellef ile devlet var. Bizler devlet ve millet arasında bu köprü görevini kurarken ve bu hizmeti verirken iki taraf tarafından da bazen seviliyoruz, bazen sevilmiyoruz. Bazen takdir görüyoruz, bazen de eleştiriliyoruz. Kolay değil. Her türlü yükü çekeceksiniz ama karşılığında bu ilgi, alakayı ve önemi görmediğiniz zaman haklı olarak eleştirmek, tepki vermek zorunda kalıyorsunuz. Bizim kamudan istediğimiz mesleğin onuruna,
ünvanına yaraşır desteği vermeleri. Ancak bir o kadar da meslek mensuplarından da onu bekliyoruz. Meslek mensuplarının da bu ünvanlarına ve onurlarına yaraşır hizmetler sunmaları, kaliteli hizmet sunmaları ve mümkün olduğu kadar kendilerini geliştirerek mesleği daha iyi bir noktaya getirmeleri konusunda kendilerinden de hem kamunun hem ülke ekonomisinin de beklentileri var. Sözlerime burada son vermek istiyorum. Tekrar başta Bahri Bey olmak üzere dernek federasyon yöneticilerine ve bu konuda emeği geçen değerli hocalarımı, jüri üyelerine saygılarla selamlıyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Üzere Hasan Bey'i tekrar yormak istiyoruz. Buyurun lütfen. Enes Çan Çelik 2022